Merhaba arkadaşlar, ben Serkun Hoca. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel kavramlar konusuna giriş yapacağız. Bugünkü dersimizde de rakamlar, sayı kümeleri bunları işleyeceğiz. Bunlarla beraber doğal sayılar ve tam sayılar sayı kümelerini güzelce irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen dersime başlıyorum. Rakamlar. Rakamlar arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde gösterilen sembollerdir. Bu rakamlar sınırlı sayıdadır. Sınırlı sayıda olması benim için çok çok önemli. Böylece en küçük değerini ve en büyük değerini rahatlıkla bulabiliyorum. Sorularda en büyük değeri kaçtır, en küçük değeri kaçtır dediklerinde büyük rakamı ya da küçük rakamı vererek ne yapabiliyorum? Çok rahatlıkla soruyu çözebiliyorum. Yine aynı şekilde rakamların sınırlı olmasının dışında rakamlar ne işe yarar? Rakamlar arkadaşlar semboldür. Sayıları yazmama yarar. Örnek veriyorum, 32 sayısı 3 ve 2 rakamından oluşur. Ya da eksi 1 bölü 2 sayısı eksi bir sembol olmakla beraber 1 ile 2'nin bu şekilde yazılmasıyla oluşur. Tamam mı? Bunu neye benzetebiliriz? Bunu alfabedeki harflere benzetebiliriz. Örnek veriyorum, Serkan yazmak için ne lazım? S harfi, E harfi, R harfi, K harfi lazımken işte atıyorum 1453 yazarken de 1, 4, 5, 3 gibi rakamlar lazım. İşte rakamlar sayı yazmamızı belirleyen şeylerdir. Sonsuz çoklukta mı? Hayır. O yüzden ben bunları özel bir sayı kümesiyle herhangi bir harfle ne yapıyorum? Göstermiyorum. Peki sayma sayıları nelerdir? Sayma sayıları ne artı diye gösterir. Örnek veriyorum, dışarıda bakıyorum arabalar var. Arabaları sayarken otoparktaki 1, 2, 3. 1 ile başlıyorum. Ya da sınıfa gireceğim, yoklama alacağım. Kaç tane öğrenci var? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 1 ile başlıyorum. Dolayısıyla sayma sayılar arkadaşlar 1 ile başlar. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar devam eder. Burada dikkatinizi çekiyorum. Sıfır sayma sayısı değildir. Tamam? Aklınıza gelsin. Hani bir şeyi sayarken sıfırdan başlamayız, birden başlarız. Bunda ne artı olarak gösteriyoruz? Tamam mı? Doğal sayıların artı şeklinde. Ben sayma sayının sıfır eklersem o zaman ne olacak? Doğal sayılar olacak. Doğal sayılar yani natural, doğal oradan geliyor. Sıfırdan başlayacak. Doğada olan sayılardır. Sıfır, bir, iki. Örnek veriyorum. İşte bir sınıfta atıyorum kaç tane fil vardır? İşte kaç tane? Sıfır tane vardır. Yoktur. İşte biz bu ifadeyi sıfır ile gösteririz. Dolayısıyla sıfır bir doğal sayıdır. Tamam mı? Ya da işte ne bileyim işte uçan balık var mı? Yok. Sıfır ile gösteririz. Bu anlamda sıfır doğal sayıdır ve ne? Natural'in n'si ile ne olur gösterilir. Devam edersek tam sayılar. Tam sayılar sıfır, eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde eksi sonsuza kadar giden, 1, 2, 3 şeklinde de artı sonsuza kadar giden sayılardır arkadaşlar. Tam sayılardır. Tamam mı? Tam sayılar. Tam sayılar kısmını z ile gösterirsek negatif tam sayılar z eksi, pozitif tam sayılar z artı, bir de ne negatif ne de pozitif olan nötr sayımız vardır sıfır. İşte arkadaşlar bunların birleşimi ne oluyor? Oluşuyor. Eksi sayılarımız eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye sonsuza kadar giderken artı sayılarımız da artı 1, artı 2, artı 3 diye ne yapıyor? Sonsuza kadar gidiyor. Geldik rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar eksi 7 bölü 2, eksi 1 bölü 3, 2. 2 bir rasyonel sayı mıdır? 2 bölü 1 şeklinde düşündüğümüz zaman evet. 5 bölü 2, 5'ten 3 bölü 2 gibi sayılar ne olacak? Bizim için rasyonel sayılar olacak. İrrasyonel sayılar da yani rasyonel olmayan, hani güzel bir yukarısı tam sayı, aşağısı tam sayı olacak şekilde güzel bir şekilde yazılamayan, yani böyle kök 3 gibi, kök 7 gibi, 5'in de kök 11 gibi, belki pi gibi, belki e gibi sayılar, tamam mı? Bunlar düzensiz bir şekilde devam ettikleri için ben bunlara ne diyeceğim? Bunlar benim için ne olacak arkadaşlar? Birer irrasyonel sayı. Yani rasyonel olmayan irrasyonel sayılar diyeceğiz. Reel sayılar, gerçel sayılar, gerçek sayılar. Bu nedir? Bu da şu ana kadar bildiğim, gördüğüm, duyduğum ne varsa bütün sayılardır. Yani hem rasyonel sayılar hem de irrasyonel sayıların olması birleşmesi şeklinde ne yapacağız? İfade edeceğiz. Hemen bakıyorum sayı kümelerine. Bakın burada ne var? Sayma sayılar. 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar gidiyor. Ben bunlara eğer 0 eklersem doğal sayılar. Onun bir üst kümesi sıfırlara, yani doğal sayılara 0, 1, 2, 3, 4'e eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü de eklersem ne olacak? Tam sayılar. İki tane tam sayının arasında böyle küsuratlı sayılar eklersem 1 ile 2'nin arasında işte 1 tam 1 bölü 2, 1 tam 1 bölü 2 gibi rasyonel ifade eklersem en geniş küme rasyonel sayılar olur. Rasyonel sayıların dışında rasyonel hiçbir alakası olmayan, onun tam tersi olan rasyonel olmayan yani irrasyonel sayılar. Ve bütün bunların birleştiren de kim? En büyük kümemiz gerçek sayılar şeklinde ifade edebiliriz. Hazırsanız dersime başlıyorum. Tam sayılar doğal sayıda ne yapacağız? Toplama çıkartma işlemleri yapacağız. Artık son zamanlarda ÖSYM'de bunlar bize ne oluyor? Modelleme şeklinde geliyor. O yüzden birkaç soru modelleme çözmek istedim. Yukarıdaki modellemede karenin köşelerinde daireler içinde sayılar verilmiştir.
Her karenin köşesinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre, sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre m artı n kaçtır? Yani şurada bir tane kare var. A karesi, şu kare B karesi, şu C karesi. Bu karenin köşelerindeki yazan sayıların toplamları birbirine eşitmiş. Yani 6, 4 daha 10, 10 daha 20 ve 20 artı m. Şurası 20 artı m. Peki buraya bakalım. Onu da yeşille bakalım. Şuraya baktığımızda 1, 11, 19 artı 12, 31 yaptı. 31. Tamam. Kırmızıda da şuraya bakalım. Şu C karesine bakalım. 12, 17, 24 artı n. 24 artı n. İşte bunlar birbirine eşit miymiş? Eşitmiş. O zaman 20 artı m 31'e eşitse m buradan 11 gelir mi? Evet. Ya da 31 eşittir 24 artı n ise n buradan 7 gelir mi? O zaman m artı n kaç olacak arkadaşlar? 11 artı 7'den 18 olacak. Ne yaptık? Mavidekilerin toplamı ve B karesi yani yeşildekilerin toplamı ve C karesi yani kırmızının toplamı birbirine eşit olacak. Bunları eşitlediğimizde M'yi de N'yi de direkt ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Yine güzel bir modelleme sorusu. Bakalım. Bir tane sembol vermiş. Tamamen içinde AB. Ne eşitmiş? 3A eksi B kare olarak tanımlanıyor. Buna göre sembol 4-1, sembol 5-2, eksi sembol 6-3 işleminin sonucu kaçtır? Hepsini ayrı ayrı bulayım. Sembol içinde 4'e 1. O zaman bakın birincisi A, ikincisi B olacaksa burası ne olacak? 3 tane 4 eksi 1'in karesi olacak. 3 tane 4 12. 12 eksi 1'den kaç olacak? 11. Devam ediyorum. Sembol içinde 5'e 2. A'mız 5, B'miz 2 değil mi? Birinci bileşen A'ydı. O zaman burada 3 tane 5 eksi 2'nin karesi olacak. Yani 3 tane 5 15 eksi 2'nin karesi 4. Kaç geldi? Gene 11 geldi. Güzel. Son olarak da sembol 6'ya 3. Burası ne gelecek? 3 çarpı 6 eksi 3'ün karesi. 3 çarpı 6 18. 3'ün karesi 9. O zaman buradan kaç gelecek? 9. Şimdi bunları yazalım. 4'e 1 sembolümüz kaçtı? 11 gelmişti. Artı 5'e 2 sembolümüz, o da 11 gelmişti. Eksi diğer sembolümüz de 9 gelmişti. O zaman cevabımız 22 eksi 9'dan 13 ne olacak? Gelecek. Tamam. Bu şekilde sembolize etmişiz. Yine sembol bir soru. Aritmetik işlemlerden oluşan bir modellemede oklar ve çemberler kullanılmıştır. Her şeklin okun yanındaki 4 işlem toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapılması ve bulunan sonucun ok sonundaki çembere yazılmalıdır. Örneğin demiş. Mesela 8 artı 4 diyor. 4 ile toplarsam 12. Eksi 7 diyor 5. Ya da 12'ye artı bölü 2 diyor. O zaman kaç gelecek? 6. Bu şekilde ifade etmiş. Buna göre aşağıdaki modelimde k artı l artı m kaçtır diyor. O modelimi aşağı sığmadığı için ben yana verdim. İşte bize burayı soruyor. Peki ben burada ne yapacağım? Bakalım tersten gidelim mi? Mesela 8. Bir şeyi 2 ile çarpmışım. 8 olmuş. O zaman burası 4'tür. K'dan 5 çıkartmışım 4 olmuş. O zaman k 9'dur. 9'u 3'e bölmüşüm. O zaman burası 3'tür. 3'ten 2 çıkartmışım. O zaman m kaçtır? 1'dir. Ya da 3 ile 2 çarparsam burası kaç olacak? 6. Şuradan da bakabiliriz. 4 var artı 2 var. 4'e 2 eklersem kaç yapacak? 6. O zaman k artı l artı m sayılarına bakarsam k'yı kaç buldum? K'yı 9 buldum. L'yi kaç buldum? L buradaydı. 6 buldum. Ve son olarak da m'yi de kaç buldum? M'yi de 1 buldum. O zaman cevabımız 15, 1 daha 16 gelecek. Bu da bu şekilde tam sayılarda toplama, çarpma işlemlerini ne yapmışız? Modellemişiz. Artık yavaş yavaş klasik sorulara geldik. Klasik sorularda öğrenciler daha çok zorlanıyor. Bunlar yeni nesil sorulardan daha zordur. Burada birbirine çok benzer soruları arda arda yapıp aradaki farkı iyicene anlamanızı istedim arkadaşlar. Bakalım şimdi neler olacak. Örnek ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. O zaman en büyükleri ve en küçük değerine bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şurada en büyük değerine yani maksimum değerine bakayım. Kimin? 3A eksi 4B artı 2C. Yine aynı şekilde burada da minimum değerine bakmaya çalışayım. Kimin? 3 tane A eksi 4 tane B artı 2 tane C. İki tane aynı ifade var. Birinde en büyük değerini bir tanesinde en küçük değerini soruyorum. Birbirinden farklı rakamlar. O zaman ben artı olanlara büyük rakamlar vereyim. 9 ve 8 gibi birbirinden farklı dediği için 9'a 9 vermiyorum. Eksi sonra da küçük rakam vereyim. Yani 0'ı. 9'u kime verelim? 3A, 2C. Kat sayısı büyük olana verelim. Kat sayısı 3 olduğu için daha büyük.
O zaman ben buraya 8, ben buraya da kaç diyeceğim? 0. Şimdi kat sayıda ne yazarsak? 3. Kat sayısı eksi 4. Kat sayısı kat 2. O zaman cevabımız 27 eksi 0 artı 2 çarpı 18'den 16 gelecek. Yani 43. Demek ki bu ifadenin en büyük değeri 43. En küçük değerine gelirsek, rakamlar birbirinden farklı olduğuna göre kat sayısı artı olanlara en küçük sayıları vereceğiz. Yani 0 ile 1'i vereceğiz. Peki 3A var, 2C var. 0'ı kime verelim? 3'e 0 verelim ki yok edelim. Böylece A'ya 0 verdik. C'ye de kaç vereceğiz? 1. B'nin kat sayısı eksi 4 olduğu için B'ye ne kadar büyük sayı verirsem o kadar iyi. O yüzden B'ye ben 9 vereyim. Kat sayılarını yazarsak 3, eksi 4 ve artı 2. Devam edersek 0, eksi 36, artı 2. Buradan da cevabımız eksi 34 gelecek. En büyük 43, en küçük kaç geldi? 34. Devam ediyorum. X ve Y doğal sayı. Bakın sorunun başında hemen buraları okuyorum. Az önce ne diyordu? Birbirinden farklı rakamlar diyordu. O yüzden 9'a 9 değil, 9'a 8 almıştık. Burada da ne diyor? Doğal sayı diyor. X artı Y'nin, pardon, X çarpı Y'nin neyi soruyor bize? Maksimum değerini. Bir de şuraya bakalım. Minimum değer kimin? X çarpı Y'nin minimum değeri. Güzel. Şimdi toplamları kaç? 15. Maksimum değerini istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya toplamları 15 olacak şekilde mesela 1'e 14 verebilir miyim? Ya da 2'ye 13 şeklinde. Peki işte 3'e kaç olur? 12 şeklinde. Devam etsek birbirine yakın yapsam bir de 8'e 7 olur. Evet. Baktığımızda mesela çarpımları kaç geliyor? 14. Çarpımları kaç geliyor? 26 mı geldi? Sayı biraz büyüdü. Çarpımları kaç geldi? 36. Sayı daha da büyüdü. Demek ki çarpımların en küçük olması için birbirine uzak seçmem lazım. Çarpımların en büyük olabilmesini de birbirinden mümkün olduğu kadar birbirine yakın seçmem lazım. O zaman 8 ile 7 oluşabilecek en büyük sayıdır. 8 ile 7'yi çarparsak cevap 56 olur. En büyük değer 56'dır. Tamam. Hatta bazı sorularda doğal sayı vermez. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada ne yapacağım? Birbirine yakın seçeceğim. Toplamları 15 olan iki tane sayının birbirine yakın seçeceksem kaç yapabilirim? 7,5'a 7,5 yaparım. Tamam. 7,5. Yani dolayısıyla ne olacak? İşte 15 bölü 2, 15 bölü 2. 225 bölü 4 en büyük değer olacak. Ama burada ben ne yapıyorum? Doğal sayı dediği için 8'i 7 vermek zorundayım. Birbirine yakın olacak şekilde. Peki aynı şekilde en küçük dediğinde ne yapacağız arkadaşlar? X çarpı Y'yi soruyor bize. X çarpı Y'yi soruyor. O zaman mümkün olduğu kadar birbirinden en uzak tutacağız. Peki bunlar doğal sayı mı? Evet. Ben mesela buna 20 desem bu eksi 11, eksi 5 olur. 15 olmasın eksi olamaz. Demek ki sayılara ben eksili bir sayı veremiyorum. Eksili bir sayı veremiyorsam acaba 0 verebilir miyim? 0 versem 0 doğal sayım. Evet. O zaman öbürü kaç olacak? 15. Bakın toplamları 15 oldu. Peki çarpımları kaç oldu? En küçük sayı 0. Tamam. Dolayısıyla birine 0 verirsek, birine 15 verirsek cevabımız kaç olacak? 0. Bu tarz sorularda ilk düşünmem gereken şey şu. 0 verebiliyor muyum, veremiyor muyum? Çünkü 0 verdiğimizde her şey çok daha farklı yerlere gidiyor. Burada verebildiğim için 0'a verdim. Dolayısıyla en küçük değerimiz kaç geldi? Çarpım durumda olduğu için 0 geldi. Devam ediyorum. Bakın yine iki tane benzer örnek. X eleman doğal sayı, X eleman tam sayı. X çarpı Y 30'sa en fazla kaçtır? En az kaçtır? X çarpı Y 30'sa en fazla kaçtır? En az kaçtır? Şimdi bunları ne yapacağız? Karşılaştırmalı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Birinci soru için. X artı Y en fazla kaçtır? X artı Y en fazla kaçtır? Bunlar doğal sayı mıydı? Evet. Doğal sayı olduğuna göre ben mümkün olduğu kadar bunları birbirinden uzak tutacağım. Hemen şöyle yapalım. X çarpı Y 30. Değerlerine bir bakalım. 1'e 30 olabilir. 2'ye 15 olabilir. 3'e 10 olabilir. Uzatmıyorum. Bir de birbirine çok yakın seçeyim. 6'ya 5 olabilir. Şimdi toplamlarını soruyor ya. Şimdi az önce ne yapmıştık? Bize toplamlarını verip çarpımını sormuştu. Biz ona ne yapacaktık? Birbirine yakın seçmiştik. Şimdi çarpımlarını verip toplamlarını sorduğu için biz bu da birbirine uzak tutalım. En büyük değer için. Çünkü 1 ile 30 toplarsam kaç gelir? 31. 2 ile 15 toplarsam kaç gelir? 17. Bakın çarpımları 30, 2, 15 ama toplamları 17 geldi. Birbirine en yakın seçersem, 6 ile 5 seçersem bu sefer ne oldu? Toplamları 11 oldu. 11 en küçük değerlerdir. Dolayısıyla A için diyorum ki X artı Y ben 30'a 1 dersem o zaman buradan en büyük değeri 31 olur. Peki B en küçük değeri. En küçük değeri de ben bir tanesine 6 bir tanesine 5 dersem o zaman da en küçük değeri kaç olacak arkadaşlar? 11 olarak bulunacak. İkinci soruya geçiyorum. Burada ne yapacağım? Tam sayı diyor. Tamam. O zaman A X artı Y ben gene 30'a 1 versem en büyük değerini gene 31 bulurum.
Peki B'ye baktığımda B için şunu diyeceğim arkadaşlar. En küçüklerini soruyorum bize. Evet. En az kaçtır? Şimdi ben iki tane sayının çarpımı 30 mu? Evet. Peki tam sayı mı? Tam sayı. O zaman eksileri de alabilirim. Hocam 6'ya 5 versek en küçük olur. Tamam. Peki eksi 6'ya eksi 5 versen toplamları eksi 11 olur. Bakın daha da küçüldü. Az önce artı 11'di. Şimdi eksi 11 olabiliyor. Evet. Peki şunu diyebiliyor musunuz? Hocam eksi 6'ya eksi 5 verebiliyorsak o zaman biz eksi 1 eksi 30 verelim. O zaman ne olacak? Hemen bakalım. Eksi 30'a eksi 1 versen bunların çarpımları artı 30 oldu mu? Evet. Peki toplamları kaç oldu? Toplamları da eksi 31 oldu. Yani en küçük değer oldu. Bakın burada toplamlarında 11 geldi. En küçük değer. Burada 31 geldi. Sebep bir tanesi diyor ki doğal sayı. Bir tanesi diyor ki tam sayı. Tam sayılarda biz eksi olan sayıları da verebildik. Hocam başka sayı veremez miydik? Şimdi çarpımlar 30 olduğu için. Mesela başka sayı veremiyorum. Mesela 20'ye 3 bölü 2 verirsek 3 bölü 2 tam sayı değil. Gibi. Tamam mı? Mecburen burada çarpımlar 30 olan iki tane sayıdan bahsediyoruz. 30'a 1 gibi, 15'e 2 gibi, 10'a 3 gibi, 5'e 6 gibi sayılar olmak zorunda. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya. Yine güzel karşılaştırmalı bir sorumuz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız burada. A artı B artı C'nin en büyük ve en küçüklerini sormuş. Yine bir tane doğal sayı var, bir tane de tam sayı var. Bakalım şimdi. Şimdi A çarpı B kaç? 20. B çarpı C kaç? 35. Ortaklar var mı? Ortaklar var. İkisinde kim ortak? 5. 5'ler ortak. Onu da şuraya belirteyim. O zaman ben B'ye 5 verebilirim ya da 1 verebilirim. Bunlara göre zaten büyük ya da küçük değerlerini alacak. Örnek veriyorum. B'ye 1 versem o zaman maksimum değerini bulmuş olurum. Yani en büyük değerini bulmuş olurum. B'ye 1 verirsem o zaman A kaç olacak? A da 20 olacak. B'ye 1 verirsem o zaman C ne olacak? C de 35 olacak. İşte o zaman A artı B artı C kaç gelir? 1, 21, 56. Tamam. O zaman A artı B artı C kaç gelecek? 56. Peki tam şunu yaparsak, minimum yaparsak o zaman minimum değer için de B'ye kaç vereceğim? 5 vereceğim. B'ye 5 verdiğimde o zaman A'mız kaç gelecek? Bakalım B'ye 5 verdiğimde arkadaşlar B'ye 5 verdiğimde A'mız buradan 4 gelir. B'ye 5 verdiğimde C'miz de buradan 7 gelir. O zaman A artı B artı C, A artı B artı C eşittir. Kaç dedik? 5 dedik. B'ye 5, 4 daha 9, 7 daha 16. En büyük ve en küçük değerlerin 16'ya 56 bulduk. Ne için? Bu tam sayı için. Şimdi geldik. Aynı soruyu inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Bu sefer de tam sayı olarak inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Hemen şuraya bir yazayım. A çarpı B. Bir de ne var? B çarpı C var. Burası 20. Burası da kaçmış? 35'miş. Hemen geldim. En büyük değer için. En büyük değer için ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben B'ye 1 vereceğim. Onu da hemen ne yapayım? Kırmızıyla göstereyim. B'ye 1 verdim. B'ye 1 verirsem A'mız kaç gelecek? B'ye 1 verirsem A'mız gene 20 gelecek. C'miz de gene B'ye 1 verdiği için 35 gelecek. Toplamları A artı B artı C gene kaç gelecek arkadaşlar? 56 gelecek. Tamam. Peki en küçüklerine gelince ben B'ye kaç vereyim? B'ye 5 verirsem o zaman ne olacak? Beyaz ökü en küçük gelecek. Yapabilirim. Ama artık tam sayı dediği için eksileri de alabiliyorum. O zaman ben acaba B'ye eksi 1 versem A eksi gelir. B de eksi gelir. C de eksi gelir. Harika. Peki ben B'ye eksi 5 mi vereyim eksi 1 mi vereyim? Şimdi B'ye 1 verdiğimde toplamlar en büyük geliyordu. Değil mi? Şurada görüldüğü gibi toplamlar en büyük geliyordu. Bakın şu. Ben gene toplamların en büyük olmasını istiyorum ama sadece işaret değişsin. Artı değil de eksi olsun. O zaman ben gene B'ye eksi 1 vereyim. B'ye eksi 1 verdiğimde o zaman A eşittir. B'ye eksi 1 verdiğimde neredeyiz? Buradayız. B'ye eksi 1 verdiğimde A eksi 20 gelir. C de eksi 35 gelir. O zaman A artı B artı C de en küçük eksi 56 gelir. Bakın burada eksi 56 geldi. Öbüründe kaç gelmişti? 16 gelmişti. Aradaki farkı görebiliyoruz değil mi? Bu neden kaynaklandı? Tam sayı dediği için ve doğal sayı dediği için. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Az önceki sorunun aynısı ama bu sefer ne yapacak? Kafamız karıştırmak için farklı şeyler söylemiş. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A eşittir B artı 11, B eşittir 20 eksi C. Buna göre diyor A'nın en küçük değeri için A artı B artı C kaçtır? A artı B artı C kaçtır diyor. Ne için? A'nın en küçük değeri için. A'nın en küçük değeri için bakalım. Şimdi A var, B var. B'ye en küçük değerini vereyim. Bunlar neydi? Farklı birer pozitif tam sayılardı. O zaman B'ye ben 1 veriyorum.
Sıfır veremem, pozitif değil. O yüzden B'yi alabileceği en küçük değeri verdim. O zaman B 1. A 1 artı 11'den kaç geldi? 12. Devam ediyorum. B'ye kaç vermiştim? 1. 20 eksi C 1 olacaksa C'ye de kaç vermiş olurum bu zaman? 19. İşte bu şekilde değerler vererek 19, 20, 32. Toplamımız kaç olacak arkadaşlar? 32. Tamam. Burada değer verirken tabii ne yapıyoruz? Çok dikkatli oluyoruz. Gene güzel bir soru. Ne diyor bize? A, B, C, D, E, F birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere hemen bakalım. A bölü B artı C çarpı D artı F bölü E. F üzeri E. Tamam. En küçük tam sayı değeri kaçtır? Güzel. Farklı farklı sayılar vereceğiz. Kimleri vereceğiz? Küçükleri verelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi küçük küçük sayıları vermeye çalışalım. Öncelikle 0'ı kime verelim? Şimdi 0'ı ya buraya verebiliriz ya da buraya verebiliriz. Çünkü bunlar çok büyük sayı olacak. 0 verirsem işlemi çok kolay yapmış olurum. Peki. C çarpı D'ye mi 0 verelim? F üzeri E'ye mi? Şimdi F üzeri E'de ben E'ye 0 verirsem burası kaç yapar? 1 yapar. O zaman çok küçük burası. 8 üzeri 0, 100 üzeri 0 yapsam 1 yapar. Peki öyle yapmak yerine ben F'ye 1 versem 1 üzeri sayı zaten 1'dir. Böylece 0'ı buraya vermekten kurtuldum. 0'ı başka yerde kullanabilirim. C çarpı D. C çarpı D de C'ye ben 0 verebilirim. D'nin kaç olduğu önemi yok. E'nin kaç olduğu önemi yok. Şimdi geldik buraya. A bölü B. A bölü B ifadesi kaç olabilir? 0'ı kullandım. 0 olamıyor. 1 olabilir mi? 1 olamaz. Neden olamıyor? A bölü B'nin 1 olması için A ile B'nin birbirine eşit olması lazım. Birbirine farklı demiş. Yani A bölü A, B bölü B, 3 bölü 3, 5 bölü 5 gibi ifadeler gelemez. O zaman burası 1 değilse kaç olacak? Burası 2 olacak. Burada 2 yazdın. 2 yazarken hangi sayıları verdim? Önemi yok. Atıyorum 8'e 4 ver. Ne olacak? Doğal sayı mı? Doğal sayı. Yeter ki 2 gelsin. Sonra D'ye kaç vereceğiz? D'ye kaç verdim hiçbir önemi yok. Niye? Çünkü 0 çarpı atıyorum 3 versem 0 çarpı 3. 0 çarpı 10. 0 çarpı 100 fark etmiyor. O yüzden hep burası 0 geliyor. Ben buraya 3 versem 0 çarpı 3 olsun. Artı 1 üzeri F'ye 1 vermiştim. Çok tatlı olmuştu. Niye? 1 üzeri kaç versem vereyim? Ne olacak burası? 1 olacak. 1 üzeri kaç verelim? Kullanımlı bir sayı verelim. 5 verelim. O zaman 2 artı 0 çarpı 3'ten 0 artı 1 üzeri 5'ten kaç gelecek? Bir cevabımız. Cevabımız da böylece en küçük değeri 3 olacak. Tamam. İşte ben burada 0'ı 1'i çok uygun şekilde kullanmam lazım. Kullanırken ne yaptık? 1'i kuvvet olacak şekilde tabana yazdık. Birim bütün kuvvetleri 1 olduğu için. 0 da çarpımlar çok büyük sayı girebileceği için ben çarpım şeklinde ifadeye yazdım. Devam ediyorum. Oran orantıda çok sık karşımıza gelecek bir soru tipidir bu. Hemen şunu bir yazayım. 3x eşittir 4 tane y, 5 tane z. Buna göre x artı y artı z kaçtır diyor. X artı y artı z'nin en küçük değerini soruyor. Bu arada bunlar neymiş? Negatif tam sayılarmış. Şimdi x 3, bir şeyin 3 katıyla, başka bir şeyin 4 katıyla, başka bir şeyin 5 katı birbirine eşitse. O zaman ben diyorum ki 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak bir katını bul. 3, 4, 5 kaç olur? 12, 60. O zaman ben buraya 60'ın katı diyeyim. 3 ile kimi çarparsam 60'ın katı olur? 20. O zaman x eşittir 20'nin katı. Y 4 ile kimi çarparsam 60 katı olur? 15 kat. O zaman Y de 15 kat oldu. Ve son olarak da 5 ile kimi çarparsam 60 olur? 12. Z'de ne olacak? 12 kat olacak. Böylece X'i, Y'yi, Z'yi bilmiyorum ama hepsini kat türünden, yani K türünden, yani tek bilinmeyen cinsinden yazabilirim. X 20K, Y 15K, Z 12K, toplam 47K. Demek ki bunların toplamı kaç olur? 47K olur. Negatifti. O zaman ben K'ya eksi 1 verirsem, K'ya eksi 1 verirsem cevabımız 47 eksi 1. Yani kaç olacak? Eksi 47 olarak karşımıza gelecek. Devam ediyorum. İfadesinin doğal sayı yapan x doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi ben burada bu ifadeyi, tamam mı, tam sayı ve basit kesir şeklinde ne yapacağım? Ayıracağım. Burada polinom bölmesi yapacağım. Onun için de iki farklı yöntem var. Birincisini yapıyorum. Normal bölme işlemi 3x bölü 2'yi x eksi 2'ye bölüyorum. 3x x. Kaç kere var? 3 kere. 3 ile x'i yaparsam 3x eksi 6 yaptı. Sonra taraf tarafa çıkartıyorum. Çıkartmak demek şuradakilerin işaretlerini değiştir topla demek. Bunlar birbirini götürdü. Kaç yaptı? 4. Demek ki. Şunu diyebiliriz. 3x eksi 2 bölü x eksi 2 eşittir 3 tam 4 bölü x eksi 2. Tamam. Bunu yaptık.
İsterseniz de şunları sanki kesir sayılarda toplum varmış gibi düşünürseniz, böyle önce ne yapıyorduk? Bunu çarpıp 6, 1 toplayıp 7, 1, 3 diyorduk ya. Bunu aynı şekilde böyle yaparsanız buraya eşit olduğunu göreceksiniz. Ya da ben şu yöntemi daha çok seviyorum. 3x eksi 2 bölü x eksi 2 mi? Ben şöyle yapıyorum. X var, 3x var. Kaç katı var? 3 katı var. O zaman yukarısı şöyle olsun. 3'ten aşağının katı. 3x eksi 2. Ama hocam bu 3x eksi 2 vardı. Tamam. Burası kaç geldi? 3x eksi 6 geldi. Ama eksi 2 olması lazım. Demek ki burada kaç olacak? 4 olacak. Sonra bunları ayrı ayrı yazdığımızda 3 tane x eksi 2 bölü x eksi 2 artı 4 tane x eksi 2. Şunları da birini götürdüğünde cevabımız 3 artı 4 bölü x eksi 2 olacak. Tamam. İşte elindeki ifade bu. 3 artı 4 bölü x eksi 2. Ya da isterseniz bu şekilde bulduk. 3 artı 4 bölü x eksi 2. Şimdi bana ne diyor? Bana diyor ki ifadesini doğal sayı yapan x doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi 3 zaten doğal sayı mı? Evet. Buradaki ifadenin doğal sayı gelmesi için x eksi 2'nin 4'ün bölenleri olması lazım. Yani örnek veriyorum, 4 bölü 3 doğal sayı değil ya da bir tam sayı değil. 4 bölü 5, 4 bölü 7 olamaz. Mecburen 4 bölü 1, 4 bölü 2, 4 bölü 4 gibi tam sayı yapacak sayıların gelmesi lazım. O zaman x eksi 1 kaç olacak? 1. Ya da x eksi 2 kaç olacak? 2. Ya da x eksi 2 kaç olacak arkadaşlar? 4. O zaman x'imiz buradan kaç gelir? X buradan 3 gelebilir. X buradan 4 gelebilir. X buradan 6 gelebilir. İşte x'in değerleri bunlardır. Bunların toplamlarını soruyorsa arkadaşlar cevabımız 3, 4 toplarsak 13 mü yaptı? Evet. 3, 4, 6 toplarsak cevabımız 13. Özetlersek hemen dedim ki önemli olan verilen ifadeyi şuna çevirmekti. Çevirdik mi? Ya da şu yolla da çevirebiliriz. 3 artı 4 bölü x eksi 2. Doğal sayı demiş, doğal sayı demiş. O zaman x eksi 2'nin 4 bölü x eksi 2'nin doğal sayı olması lazım. 3 zaten doğal sayı. Buranın doğal sayı olması için de 4 bölü x eksi 2'nin bir tam sayı gelmesi lazım. Doğal sayı gelmesi lazım. O zaman 4 bölü 1, 4 bölü 2, 4 bölü 4 şeklinde paydasının, yani x eksi 2'nin 1, 2, 4 olması lazım. Karşı tarafa atarak da x değerlerimizi bulduk. 3, 4, 6 geldi. Toplamlarımız da kaç gelecek? 13 gelmiş olacak. Devam ediyorum. Az önceki sorunun bir benzeri. Ama bu sefer daha zor vermiş. Niye? Çünkü öğrenciden şunu ayırt etmesi zor. Ne yapacağım? Bakın burada. B'yi mi soruyor bize? Evet. O zaman ben A'yı karşı tarafa atayım. AB eksi 2A. 4 tane B artı 7'ye. Ondan sonra A parantezini aldım. B eksi 2. Bakın şunlar A'ydı. A parantezinde B eksi 2 geldi. 4 tane B artı 7. Sonra A'yı yalnız bırakıyorum. Hangi tarafı? B eksi 2'ye bölüyorum. Hangi tarafı? B eksi 2'ye bölüyorum. Böylece A kime eşit oldu? A eşittir 4 tane B artı 7 bölü B eksi 2. Az öncekine benzedi mi? Benzedi. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bakın. 4 tane B eksi 2. Niye böyle yazdım? Aşağıda B eksi 2 vardı ya. Evet. Peki hocam buradan 4B eksi 8 gelir. Eksi 8 gelir ama artı 7 var. O zaman benim buraya ne yapmam lazım? 15 eklemem lazım. O zaman 4B eksi 2 B eksi 2'ye bölersem 4. 15 de B eksi 2'ye bölersem 15 bölü B eksi 2 olur. Ne yapmış oldum ben? Bu formata çevirmiş oldum. Şimdi bana diyor ki A da B de tam sayı. Tamam. O zaman 4 zaten tam sayısıysa 15 bölü B eksi 2'nin de tam sayı olması lazım. Buna uygun B eksi 2 kaç olabilir? Ona bakacağız. Buna uygun B eksi 2 kaç olabilir? O zaman B eksi 2 15'in bölenleri 1 olabilir ya da eksi 1 olabilir. Artık eksi 1 de alabiliyorum. Niye? Çünkü tam sayı demişti. Az önce doğal sayı dediği için anladım. Peki başka ne olabilir? 3 olabilir ya da eksi 3 olabilir. Başka 5 olabilir, eksi 5 olabilir ya da 15 olabilir, eksi 15 olabilir. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Hadi bakalım. B eksi 2 1'dir. B eksi 2 eksi 1'dir. Ya da B eksi 2 eşittir 3'tür. B eksi 2 eşittir eksi 3'tür. Ya da B eksi 2 eşittir 5'tir. B eksi 2 eşittir eksi 5'tir. Son olarak da B eksi 2 eşittir 15'tir. Ya da B eksi 2 eşittir kaç gelecek? Eksi 15. Şimdi bunları toplarken bakın neler yapacağım. Hangi kalemi kullanayım? Yeşili kullanayım. B kaç geldi? 3. At karşı tarafa artı 2 diye geçer. B kaç geldi? 1. Buranın toplamları 4 geldi. B'nin değerlerini topluyoruz. At karşı tarafa B kaç geldi? 5. At karşı tarafa artı 2 diye geçerse B kaç geldi? Eksi 1. Toplasam kaç geldi? 4.
Bir dörtte burası geldi. Allah Allah. Devam ediyorum. B kaç geldi? B atarsak 7 geldi. Eksi 2 artı 2'yi de geçecek. Eksi 3 geldi. 7 artı 3 eksi 3'ten burası kaç geldi? Burası da 4 geldi. Ve son olarak da B eşittir arkadaşlar. 17. B eşittir 13 geldi. Eksi 13. Toplasak burası da kaç geldi? 4 geldi. 1, 2, 3, 4. 4 tane 4 geldi arkadaşlar. O zaman cevabımız 4 çarpı 4'ten artı 16 geldi. B'nin alabileceği değerler toplamı artı 16. Ya da isterseniz şöyle yapın. 3 artı 1 artı 5 eksi 1 artı 7 eksi 3 artı 17 eksi 13 diye bunları toplasak da cevabımızın kaç geldiğini, 16 geldiğini göreceğiz. Hocam çok enteresan bir şekilde hep 4 4 4 geldi. Bunun sebebi ne olabilir dediğimiz zaman sanki mutlak değer gibi bakın. Onu da şurada göstereyim. B eksi 2 bir artı 1 eşit bir de eksi 1 eşit. Bir artı 3 eşit bir eksi 3 eşit. Bir artı 5 eşit, bir eksi 5 eşit. İşte bunu mutlak değerde göstereceğim size. Bir ifadenin en büyük alabileceği değerler toplam mutlak değerde. İçini sıfır yapan değerin 2 katı. Yani içini sıfır yapan değer kaç? 2. 12 katı gelecek. 4. İçini sıfır yapan 2 kat 4. İçini sıfır yapan 2 kat 4. Onu biz zaten mutlak değerde işleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sonuç olarak toparlarsak ben ne yaptım? Bana verilen ifadeyi şuna çevirmeye çalıştım. Çevirdim mi? Çevirdim. Ondan sonra bunun tam sayılması için 4 zaten tam sayı. 15 bölü b eksikliğinin tam sayılması lazım dedim. O yüzden de b eksikliği 1'e, eksi 1'e, 3'e eksi 3'e, 5'e eksi 5'e, 15'e ve eksi 15'e eşitleyerek b'nin değerlerini bulduk ve bunları soru toplayın dediği için topladık. Devam ediyorum. 125 sayfalık bir kitabın numaralanmak için kaç tane rakam kullanılır? Bakalım arkadaşlar. 125 yani 1'den 9'a kadar kaç tane sayı var? 9 tane sayı var. Her birinde bir rakam kullanacağım için 9 tane. Sonra 10 ile 99 arasında iki basamaklı sayılar var. Kaç tane sayı var? 90 tane. Her birinde iki tane rakam kullanacağım. Örnek veriyorum 54. 5 ve 4'ü iki tane rakam kullanacağım. 78. 7 ve 8 iki tane rakam kullanacağım. 33. 3 ve 3 iki tane rakam kullanacağım şeklinde 90 tane sayının her birinde iki tane rakam kullanırsam 180 tane rakam kullanacağım. 125 sayfa demişti. 99'a kadar kullandık. Şimdi 100 ve 125 arasında 100 dahil olduğu için 36 tane sayı vardır. Bu 36 tane sayının her birinde ben 3 tane rakam kullanmayacak mıyım? Örnek veriyorum 100, 1, 0, 0, 122, 1, 2, 2 şeklinde her sayıda 3 tane rakam kullanacağım için buradan da 36 çarpı 3'ten 108 tane rakam kullanmış olacağım. Toplamda arkadaşlar 108, 117, 297. 297 tane rakam kullanmış olurum. Bu soru tersten de sorulabilirdi. Yani bir kitabı numaralandırmak için 297 tane rakam kullanıldığına göre bu kitap kaç sayfada dendiği zaman gene birden başlayarak birden 9'a kadar tek olduğu için 9 tane. 10'da 99 arası 90 tane. Sonra geri kalan rakamları çıkartıp 3'e böldüğümüzde de kaç sayfa gittiğini bulabilirdik. Devam ediyorum. X artıya en fazla kaçtır demiş bize burada. X artıya en fazla kaç? X bölü 6. 6. Y kaç eşit 14'e. Bu arada x de y neymiş? Doğal sayıymış. Güzel. Şimdi x'in bölü 6'sı mı var? Evet. O zaman x ne kadar büyük olursa x artı y de o kadar büyük olur. Mümkün olduğu kadar x'e büyük vereyim. O zaman x'e büyük vereceksem y'ye küçük vereyim. Doğal sayı dediğine göre y'ye kaç verebilirim? Mesela y'ye 1 versem 13 kaldı. O zaman 16 çarpı 13 çarpı 6'dan kaç gelecek? 78. 78'e 1 diyebilirim. Ya da ben y'ye 0 verebilir miyim? Y'ye 0 versem o zaman x'e ben kaç vereceğim? 14 olduğuna göre x bölü 6 14 olacak. X de buradan kaç gelecek? 84. O zaman x'e 84 versem. Y'ye 0 versem x artı y'nin en büyük değerini bulmuş olurum. 84. Tamam. Burada bu şekilde yorum yapacağız. Devam ediyorum. A artı B artı C en fazla diye soralım. Karışıklık olmasın. En fazla kaçtı diye soralım. ABC çift sayılı olmak üzere ABC küçük sırasını vermiş. B bölü A artı C ifadesi 102 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Şimdi biz ne yapalım? Şunu yapalım. B bölü A artı C eşittir kaç? 102. C'ye en büyük sayı verelim. Çünkü C zaten en büyük. C en büyük kaç verelim? Şu ifade sıfır olur mu? Olamaz. 1 zaten olmaz. 1 olması için birbirine eşit olmaları lazım. Eşitlik verilmemiş. O zaman 2 olabilir. 2 olacaksa ben buraya 2 vereyim. 2 artı C kaç olacak? 102. O zaman C de buradan kaç geldi? 100. Hemen yazıyorum. A artı B artı C kaç olacak? Bakalım. C'yi buldum. C 100 geldi. C 100 geldikten sonra bakalım. Şimdi burası kaç olacak? 2 olacak. Peki C'ye 100 verdiysek C B'den büyüktü.
B'ye en fazla kaç verebilirim? Artık ben B'ye 100 veremiyorum. O zaman ben B'ye 98 verebilirim. O zaman 2 gelmesi için A kaç olacak? A da 49 olacak. Bunlar pozitif çift sayılardı. A'ya 49 veremiyorum. O zaman şöyle yapalım. B'ye 96 verelim. A'ya da 2 olması için 48 verelim. B'ye 96, A'ya da 48 verelim. Bu şekilde verebilir miyiz? Evet. Böyle verirsek daha tatlı çıkar. O zaman A 48, B 96. Burası 100 olduğuna göre 144, 244 yapar. A artı B artı C'nin en büyük değeri. Tamam. Toparlarsak C en büyük değeri verdim. Şurası 2 gelecek varsayarsak C en büyük 100 olur. C en büyük değeri verdikten sonra B'ye değer vermek kolay. Niye? C 100 ise B'ye en fazla kaç verebiliriz? 98. Olmadı 96, 94. Bunları deneyerek sayılar bulacaktık. Ben B'ye 98 verdiğimde A 49 oldu. Çift dediği için alamadım. O zaman B'ye ben 98 değil 96 verdim. B 96 ise 2 olması için A'nın 48 olması gerekir dedik. Devam ediyorum. Bu da bu konuyla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Pozitif tam sayılar x artıya kaçtır demiş. Hemen şöyle bir yazayım soruyu. X kare eşittir. X çarpı y artı 13. Ne yapayım biliyor musun? Bakın burada x var, burada x var, burada x yok. O zaman her tarafı x'e bölüyorum. Böl x'e. Böl x'e. Hatta burayı da böl x'e. X kare x'e bölersem x eşittir. Şunu şuna bölersem y. 13'ü x'e bölersem 13 bölü x geldi. Tamam. Hatta şunu şurada düzgünce göstereyim isterseniz. Tamam. O zaman ben burada şimdi ne yapacağım? 13. 13 asal bir sayı mı? Evet. Ne kadar gıcık bir sayı. 13 asal sayı. O zaman benim için daha da kolay oluyor. Niye biliyor musunuz? Tam sayı mı? Tam sayı. Pozitif tam sayı. O zaman ben x'e zaten 13'ün bir bölümünü vereceğim. Bu tam sayı. Bu tam sayı ise bu da tam sayı gelmek zorundadır. 13 bölü x. Tam sayı gelecekse x ya 1'dir ya 13'tür. X artı hangisi olabilir dememiş. O zaman bir tane değer geliyor. Tamam. Bakalım acaba hangisi gelecek. X'e 1 versek. Ne olur? 1 eşittir. Y artı 13 bölü 1. Burası zaten 13 olduğu için o zaman y'nin kaç gelmesi lazım? 12 gelmesi lazım ki sonuç 1 gelsin. Pozitif tam sayı demiş. Demek ki x 1 falan değil. X 13 versen x yani 13 eşittir. Y artı 13 bölü 13. 13 bölü 13 kaç? 1. O zaman buradan ben y'ye kaç vereceğim? 12 vereceğim. Demek ki x'imiz 13. Y'miz ise kaç geldi? 12. Sonuç olarak da x artı y'yi soruyorsa cevabımız da 25 gelecek. Bu da bu şekilde ince ayrıntısı olan bir soruydu. Ama şunu kabul etmek lazım. Temel kanunlar çok gıcık bir konudur arkadaşlar. Niye? Çünkü milyonlarca soru tipi var. Her an her şeyden soru sorulabilir. Ve bir sorunun çözümü diğer sorunun çözümüne benzemiyor. Bu bağlamda üniversite sınavınızın arkadaşlara tavsiyem 2-3 tane kaynak bitirin. Tamam mı? Ondan sonra çok da fazla takılmayın. Çünkü asıl konular ilerleyen zamandaki üstlü köklü oran orantı problemler konusu olacaktır sizi zorlayanlar. O yüzden bu temel kavramlarla ilgili 2-3 tane kaynak bitirdikten sonra fazla da takılmadan bir sonraki konulara geçin. Çünkü çözemeyeceğiniz sorular ileriki çıkacaktır bu konuda. Evet. Böylece bir dersin sonuna bitirdik. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.